Kayseri'de düzenlenen 16. Türk Dünyası Tarım Fuarı'nda goji berry meyvesinin tanıtımı gerçekleşti. Goji berry ürünlerinin ihracını gerçekleştiren Ayten Çot, goji berry bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan bir meyve diyor. Merhaba, ismim Ayten Çot benim. Goji berry Türkiye'yiz biz. Yani goji berry Türkiye bizim tescilli markamız. Türkiye genelinde goji berry ürettiriyoruz. Üretilen meyveyi alıyoruz ve ihraç ediyoruz. Goji berry'nin ülkemize geliş tarihi baya eski. Yakın tarihlerde 200 yaşında bir ağaç bulduk. Dolayısıyla coğrafi işaretine de başvurduk zaten ama 2009 yılında, yani 11 sene önce goji berry'i ticari olarak ülkemize ben getirdim. Onun için genelde bana herkes bayan goji berry der zaten. Bayağı yani goji berry konusunda uzman kişilerden biriyim diyebiliriz. Tabii Kayseri'de üretim var. 2014'ten beri Kayseri'de ağaçlar var. Yani üretim, çoklu üretimler var. Ama 12 yaşında, yani daha eskiden 2009 tarihinden beri birkaç tane ağacımız var Kayseri'de. Soğuk iklim ağacı olduğundan dolayı tabii Kayseri çok uygun bir iklim. Soğuk iklimlerde yetişiyor. Kiraz yetişen bölgelerde yetişiyor ama su olması gerekiyor. 5 ay devamlı meyve veren bir ağaç. 5 ay her 10 günde bir elimizle tane tane topluyoruz. Pazar konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü dedim ya, ben bayan goji berry'yim. Türkiye'de üretilen ürünleri biz alıyoruz ve ihraç ediyoruz. Aslında bir tane faydası var. Yani insanların bildiği gibi 50 bin çeşit faydası değil. Bir tane faydası var. Dolayısıyla her şeye faydası var. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren antioksidan bir meyve goji berry. Bağışıklık sisteminiz kuvvetlendikten sonra da zaten vücut hastalanmıyor. Aç karnı tüketirseniz, lifli bir meyve olduğundan dolayı açlık hissi veriyor. Adı üstünde gençlik meyvesi, adı üstünde mutluluk meyvesi. Yani güçlü bir sistem mutludur. Tabii gün geçtikçe artıyor çünkü öğreniyorlar. Biz elimizden geldiği kadar herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese öğretmeye çalışıyoruz. Hele hele şeylerimiz, çiftçilerimiz kendileri birkaç ağaç diktikten sonra faydalarını da kendileri yiyorlar ya. Kendileri de yedikçe faydalarını görüyorlar. Bizim devamlı aldığımızda gördükçe daha çok üretiyorlar. Onlar daha çok ürettikçe daha çok iş çıkıyor, daha çok istihdam çıkıyor ülkemize ve halkımıza daha destek oluyoruz. Dolayısıyla kendimize de ülkemize de destek olmuş oluyor. Tabii ihraç ediyoruz zaten. Direkt ihracata götürüyoruz. Hem iç pazarımız var hem de ihraç ediyoruz. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Fransa'da yaşıyorum. Sezonda geliyorum. Mayıs gibi başlar goji berry sezonu. Sezonda geliyorum. Sezon bittikten sonra meyve tırla gidiyor. Ben de uçakla geri dönüyorum. Goji berry'nin sezonu dediğim gibi Mayıs'ta başlar. Mayıs'ta budamasını yaparız. Çünkü ağaçlarımız artık uyanmıştır. Belirli bir bahar bakımına ihtiyaçları vardır. Mayıs'ta çiçek açmaya başlar. Haziran'dan itibaren de meyve vermeye başlar. Her 10 günde bir biz meyveyi toplarız. Meyveyi topladıktan sonra sularız. Ve ağaç devamlı çalışmaya, devamlı verim vermeye devam eder. Bir taraftan da üreticilerimiz meyveleri kuruturlar, depolarız. Sezon bittikten sonra da meyveyle birlikte döneriz. Dikimi de tüplü fidanı 12 ay devamlı dikebiliyoruz zaten ama kış dikimi şu anda başlıyor. Kasım ortaları gibi başlarız kış dikimine, açık kök. Hani bazı bölgeler fidanları sadece açık kök dikerler. Bazı bölgelerde de sadece topraklı fidanlar dikerler. Açık kök sezonu gelecek haftadan itibaren başlıyor. Goji berry'nin dikimine gelecek hafta başlıyoruz dolayısıyla. Gelecek haftaki yapacağımız dikimlerin meyvelerini de Haziran'dan itibaren almaya başlayacağız. Yani goji berry dikildiği yıl meyve verir. Goji berry'nin yan ürünleri, hepsini önce tescillettiriyoruz çünkü böyle bir ürün yok dünyada. Arkasından patentlerini arıyoruz, arkasından da üretmeye başlıyoruz. İlk olarak biz reçellerini yaptık. Bizim reçelimiz şeker ilavesizdir. Tamamen %100 meyveden yapılmış bir reçeldir. Tescili de, patenti de bize aittir. Arkasından çeşit çeşit lokumlarımızı yaptık. Yani şekersiz yaparsak nasıl olur, şunu yaparsak nasıl olur? Yani birçok çalışmalardan sonra doğru ürünü bulduğumuza inanıyorum. Yani goji berry'nin suyuyla meyvesinden lokumlarını yaptık. En ilginç olan da bizim sirkemizdir. Çünkü biz goji berry sirkesini su ilavesiz yapıyoruz. Goji berry'nin sirkesine su koymuyoruz. Kurulumlarında su koymuyoruz. Dolayısıyla faydasını da tabii ona katlamış oluyoruz. Hani meyve sularımızı da yaptık ama
fabrikadan alıp da getirmeye zamanım olmadığı için size şimdilik gösteremiyorum. Kremlerimizi yaptık, sabunlarımızı yaptık, losyonlarımızı yaptık. Dediğim gibi hepsinin tescilleri ve patentleri bize ait.